Hi to everyone from Philippines in Nasi, in Rosario City, Batangas Province, Philippines. In this video, I will be showing you the stages of how this Bahá'í Kubo behind me is made. I will show you what we did during the building day by day. Bunlar evin bölümleri olacakmış. Böyle kaplanıyor. In my previous video, I showed the materials to be used while building of our bamboo house. And now let's watch the stages of how our Bahá'í Kubo style rest house has been built day by day. Başka bir bölüm daha. While the Bahá'í Kubo house is built, we went to the city market and we saw this show by high school students. Let's have a look. After we came back from the market, house construction process was continuing. Çalışmalar devam ediyor. Yine bunlar bölüm çalışmaları. Before we finish the base flooring of the house, Bahá'í Kubo house workers came and they started to build some parts and divisions of the house. When the flooring finished, they will start to use these parts immediately. Here, he is making the ladder, which is to be used in the double deck part of the house. Let's watch in a speeded up video by 50%. Bu kapı olacakmış. Bir kapı da orada var. Kapının kilit yerleri yapılıyor şu anda. Nails. Connection material for bamboo and coconut woods. Here, one of the door of the house is being made. İşte kapının bitmiş hali. Bölümlerin diğer tarafı böyle görünüyor. Böyle dekorasyonlu gibi. Temelimizi güçlendirme çalışmaları gördüğünüz gibi devam ediyor. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Kolay işler değil bu işler.
Sağ olsun, onlar olmasaydı bu aşamaya getiremezdik buraları. Evet arkadaşlar, nihayet betonu dökmeyi bitirdik. Beton dökme işini bitirdik ve gördüğünüz gibi Bahai Kubo yapıcıları, Bahai Kubo evi inşaat edenler bambu ağaçlarını veya bu herhalde temel olacak, yani ana iskeleti oluşturacak olan bambu ağaçlarını dikmeye, getirmeye başladılar. Bakalım nasıl bir bambu ev ortaya çıkacak, ben de çok merak ediyorum. After they built and made some of the parts of the house, on the 20th of May, flooring finished and they started to build the house over the concrete flooring. These bamboo woods, or let's say bamboo limbers, will be the main posts of the Bahai Kubo house. Yeah, luckily we have that tree there. Görüyorsunuz işte ilk iskeletler ortaya çıkmaya başladı. Sağ tarafı, sol tarafı. Bakalım daha nereye çıkacak ortaya. Yaklaşık 1,5 saat geçti ve işte evin detayları, çınar kalıpları diyelim, iskeleti ortaya çıkmaya başladı. Ve şu anda da görüyorsunuz orta direkler dikilmeye başladı. Ev gittikçe sağlamlaşıyor. Görüyorsunuz evimizin tabanı da kokonat ağacından yapılıyor. Yani aslında döşemeyi yeri biz betondan yaptık ama beton kaplamak, ama evimizin tabanı kokonat ağacından. Bakalım başka neler yapılacak, göreceğiz birlikte. Kokonat ağaçlarından sonra işte bambu ağaçları devreye girdi. Bakalım bu bambu ağaçlarıyla neler yapılacak? Sanırım bunların üzeri kaplanacak. Burada da hummalı bir çalışma devam ediyor. İşte görüyorsunuz evimizin tabanı bambu ağacından, ama tabanı destekleyen ağaçlar ise kokonat ağacının keresteleri. Yani bu evin yapımında hem kokonat ağacı kullanılıyor, hem bambu ağaçları kullanılıyor. Ve bambu ağacı görüyorsunuz sağlam olduğu için direkler bambu ağacının en kalın olanından seçilmiş. Bir de en önemli şey, bu evin yapımında kullanılan bağlantı malzemesi çivi. Sanırım bu evin yapımında yaklaşık 50 kilo çivi falan kullanılacak. Onu da göreceğiz. Bakalım ne kadar çivi kullanılacak. Mayıs
Mayıs akşamındayız. Evin son hali böyle. Gördüğünüz gibi kenarlarında böyle çıkıntılar var. Bakalım buralar nasıl olacak? Bugün 21 Mayıs sabahı ve 21 Mayıs sabahında evimizin son hali, görünüşü bu şekilde. Haydi birlikte bakalım. Evin döşemesi, tabanı da bu şekilde. Evimizin yapımında 3 tane işçi çalışıyor ve işte gördüğünüz gibi işçiler bunlar. Maalesef çok az İngilizce biliyorlar. Zorlu bir süreçten sonra gördüğünüz gibi bambu ağaçları yerleştirildi. Bambu ağaçları yerleştirilmiş haliyle nasıl görünüyor? Haydi bir bakalım 360 derece olarak. Burası evin giriş kısmı olacak. Burası kapı olacak. Buraya kapı koyacağız. Yanına da pencere koyacağız. Ve görüyorsunuz işte inşaat işçilerimiz çalışıyorlar. Bakalım nasıl olacak? İlerleyen saatlerde hep birlikte göreceğiz. With these bamboo covers, the division walls are being covered. Maalesef Filipinler bildiğiniz gibi yağmurlu bir ülke ve işte yağmura yakalandık. Dolayısıyla ev yapım çalışmalarına ara verdik. Bugün 22 Mayıs. 22 Mayıs'ta da evin çatısı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bugün 22 Mayıs. 22 Mayıs'ta da görüyorsunuz evin üst kısımları yani tavanı yapılıyor. Ve tavanı da yine hep bambu ağacından gördüğünüz gibi. Evimizin çatısı yapılıyor ve hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Bugün pazar günü olmasına rağmen
Üstelik bir de sabah saat 6'da kalktılar ve çalışmaya başladılar. Hala çalışıyorlar. Çatısını yapıyoruz evimizin. Bakalım nasıl olacak, yine ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Covering material of the rooftop is the leaves of nipa plant. They are put together on top of each other and they are being used as a roof covering material. Arkadaşlar, ilginç bir ayrıntı veriyorum sizlere. Evimizin çatısı, bu görmüş olduğunuz böyle, vallahi ne diyeyim, yaprak mıdır artık, çalı çırpı mıdır, bununla kaplanacak. Bu böyle kaplandığı zaman aşağıya su geçirmiyormuş. Yani bilmiyorum ne kadar güvenli, sanki bana göre su geçer gibi geliyor içinden. Yani işte bunlar böyle evin çatısında böyle olacak, böyle üst üste koyacaklar ve çatıyı bununla kaplayacağız. İnşallah su geçirmez, onu da yaşayıp göreceğiz ilerleyen günlerde. Hatta bakın burada yağmurlu havada burada yatıyordu inşaat içlerinin bir tanesi. Üzerini bunlardan kaplamış, yağmur geçirmiyordu. Yani enteresan. Bugün 23 Mayıs ve çalışmalara başladık. Bugün de evin çatı çalışmaları devam ediyor. Bakalım ilerleyen zamanda nasıl bir görüntü ortaya çıkacak, yine birlikte göreceğiz. Burada da yemek yapıyorlar gördüğünüz gibi. Evin bir kenarında hem çalışıyorlar hem yemek yapıyorlar. Bunlar yukarıya atılacak ve yukarıya çatıya kaplanacak. Gördüğünüz gibi çatı kaplama işi devam ediyor. Öbür tarafı başka bir arkadaş kaplıyor. Bu tarafı da bu arkadaş kaplıyor. Bu arkadaşımız da dış cephe kaplamasına devam ediyor. Çatı kaplaması kısmen tamamlandıktan sonra İç kısmının görünüşü bu şekilde. İç kısmı dışarıya göre serin. Bakalım tam çatı kaplanınca ne kadar serin olacak. Burası evin teras kısmı olacak. Şimdi de teras kısmının yapımına başladılar. İzliyoruz. Arkadaşlar, şimdi de sizlere evimizi yapan inşaat ustalarını göstermek istiyorum. Bunlar evimizi yapan inşaat ustaları. Bu babaları, bunlar da çocukları. Yani bir aile evimizi yapıyor. Hep birlikte ailede 10 kişi varmış. 3 tanesi burada bizimle evimizi yapmak için çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Thank you very much for building our house. We are happy that you are here building our house. Thank you again.
Bugün 24 Mayıs. 24 Mayıs'ın sabahındayız ve çalışmalar yine devam ediyor. Bu defa da burasına double deck bir oturma alanı ve uyuma alanı yapacaklar. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Görüyorsunuz şimdi de sıra kapının takılmasına geldi. Kapıyı takıyorlar. Şimdi de dış kapımız takılmak üzere. Arkadaşlar, evimizin çatısı bu görmüş olduğunuz yeşil ağ ile kaplanacak. Dolayısıyla bu ağları şimdi birbirlerine ekliyorlar. Çünkü bunun sanırım bir tanesinin uzunluğu 2-3 metre falan. Dolayısıyla 5-6 tanesi birbirine eklemeleri lazım. Çünkü böyle boydan boya evin üzeri bu yeşil ağ ile kaplanacak. Şimdi bunları birbirine böyle bağlamalarını izleyelim. This steel material to be placed at the top middle of the roof to stop rainwater leakage. And now they will start to cover the rooftop with that green net. Arkadaşlar bugün 25 Mayıs, evin üzeri kaplandı, yeşil bir ağ ile kaplandı. Bu sayede üzerine koyduğumuz çalı çırpılar, daha doğrusu su önleyicisi sistemi dağılmayacak yağmur veya fırtınada. Şimdi onu koyduktan sonra da evin etrafını temizlemeye başladılar. İçini de temizlediler. Ondan sonra sanırım evi güzelce bir yıkayacaklarmış. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Dış temizliğini yapıyorlar şimdilik. A few moments later, window security fences will be placed to the windows from the outside. We say bye-bye to the day
with such a nice sunset view. And then let's see what will be done tomorrow. This is the bossing. Welcome back to our Bahá'í Kubo. This is the boss of the Bahá'í Kubo workers. On this 26th of May, small bamboo pieces are being burned to have a clean bamboo wood. And after cleaning, our bamboo house will be poisoned against harmful insects, worms or other type of creatures which may be harmful to bamboo woods. Şimdi de ilaçlama zamanı kimyasal maddelerle. Bugün 26 Mayıs. 26 Mayıs günü de Bahá'í Kubo evimizi ilaçlayacağız. İlaçlama hazırlıkları yapılıyor şu anda. And now poisoning started. If you want to use this bamboo house for a long time, this poisoning must be repeated every 6 months. But it seems maybe we need to poison it in shorter than these 6 months, because since we are living in a forest area, around the house is full of many insects and worms. Dışarıdaki penceremizde takılmak üzere. Menteşeler de böyle çiviyle çakılıyor. Now it is time to install the glasses of the windows. Our windows are small because they said that Bahá'í Kubo houses usually has small windows. We will manage to live like that. Now security fences of the terrace is being installed. Bugün 27 Mayıs. Bugün de evimiz verdiklenecek, cilalanacak. Burada cilalama işlerini yapıyor. Hazırlıyor daha doğrusu. Cilalama karışımını hazırlıyor. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz yine.
Sağ taraf verniklenmiş taraf, sol taraf ise verniklenmemiş taraf. Gördüğünüz gibi bayağı fark var. Sağ taraf daha parlak görünüyor. Fark bayağı belli. I hope you like my video. As you see, I will be planting so many fruits and of course those flowers around this Bahai Kubo house. Maybe one or two months later you will see a lot of flowers here, which will also make our Bahai Kubo very beautiful. So please don't forget to subscribe to my YouTube channel, because in future you will be watching a lot of videos from this land or from my house in this area. Until we see you in my next video, please take good care of yourself. Bye bye.